Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Türkiye'nin en büyük akarsuyu Fırat Nehri. Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki devasa Keban Barajı Fırat'ın akışını kesti, diğer bir deyişle nehir durduruldu. Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmişti. Bu konuyla ilgili bir başka hadis şöyledir. Resulullah buyurdu ki, Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukuğa gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak eden her kişi yalnız ben kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi hadisteki bazı ifadeleri yakından inceleyelim. Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Hadis yorumcularının ortak kanaatlerine göre bu ifade Fırat Nehri'nin akışının durdurulmasıdır. Gerçekten de 1975 yılında inşa edilen Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu keserek durdurmuştur. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. İnşa edilen bu 210 metrelik dağ gibi baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. GAP projesi olarak adlandırılan büyük kalkınma projesinin sonuçları bu gerçeği tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Bölge büyük bir ekonomik imkana kavuşmuş, gelir seviyesi artmış, işsizlik azalmıştır. Öte yandan çok yakın bir tarihte gazetelerin manşetlerine yansıyan bir haber, hadisteki ifadenin doğruluğunu kesin bir dille ortaya koymuştur. Habere göre özel bir teknoloji kullanılarak uzaydan çekilen fotoğraflarda Fırat Nehri'nin yatağında altın tepeleri bulunduğu ve suların çekilmesi durumunda bunların gözle görülür biçimde açığa çıkacağı tespit edilmiştir. Bu hazine üzerine kıtal vukuğa gelir. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede uzun bir dönem yaşanmış olan yaygın anarşi ve terör sebebiyle oradaki toprak sahipleri bölgedeki anarşinin zararına uğramışlardır. Hadisteki ifadeyle benzer biçimde çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kısacası hadisteki ifadeler bir bir ortaya çıkmış ve aynen işaret edildiği şekilde yaşanmıştır.